Merhabalar herkese. Günün son sunumu. Kısaca rehabilitasyondan bahsedeceğim. Sizlere çok vaktinizi almayacağım. Ne zaman başlamalıyız dersek tabii sizler de daha iyi biliyorsunuz. Preoperatif olarak başlamamız en uygunu. Cerrahi sonrası zaten uzun bir immobilizasyon süreci olacak. Hastaların uyması gereken bazı kurallar olacak. Bu yüzden cerrahiden önce eklem açıklığının artırılması, kas kuvvetinin artırılması hem cerrahinin başarısı için hem hastanın daha motive olması için mümkünse preoperatif başlayalım diyoruz. Rehabilitasyon sadece egzersiz eğitiminden oluşmuyor. Hasta eğitimi de aslında rehabilitasyonun bir parçası. Cerrahi hakkında hastayı bilgilendirmek, ağrı yönetimi, anksiyete, aktivitelerin modifikasyonu, hasta ne yapacak, ne yapmayacak, bunlar hakkında da yine preoperatif olarak hastanın bilgilendirilmesi daha doğru olur. Sıklıkla değerlendirmede hastanın postürü bizim için önemli. Özellikle başın öne tilt olduğu, omuzun protraksiyonda olduğu, subakromiyal aralığın daraldığı, öne tilt pozisyondan hastanın kaçınması lazım. Ağrı, özellikle ağrı burgusu, işte ağrıyı artan, azaltan faktörler nelerdir, bunların değerlendirilmesi lazım. Eklem hareket açıklıkları, kas kuvveti, ligamentöz laksite, propriosepsiyon, fonksiyon ve özel testler, ölçekler değerlendirmede kullanıyoruz. Özel testlerden gün içinde zaten hocalarımız bahsettiler. Sıkışma için ağrılalk, Hawkins ve Neary kullanıyoruz. Supraspinatus için MTCAN, Fulcan testlerimiz var. Subscapularis için belly press, leaf off, bir hug ve bir hug'ın çeşitli versiyonları var. Teres minör için lock sign, lock bulgusu dediğimiz bulgu, biceps patolojileri için speed ve yargason testleri, masif yırtıkları test etmek adına da drop arm ve shrug sign dediğimiz pseudoparalizi bulguları mevcut. İnstabilite için de anterior posterior kol kutma testlerimiz sulcus işareti var. Slap için O'Brien testi. Scapula'nın değerlendirilmesi bizim için önemli. Genellikle omuzu değerlendirirken kürek kemiğini atlıyoruz aslında. Scapula'nın hareketliliği önemli. Omuz kol kompleksi scapularla beraber hareket ediyor. Çünkü bazen hastalar aktif elevasyon yapamadıkları da abdüksiyon yapamadıkları zaman scapula torasik eklemden hareketi gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Bu da zamanla scapula torasik ağrıya da aslında sebep oluyor. Scapula'yı değerlendirmek için sıklıkla Kibler testini kullanıyoruz. Her iki bilateral scapula arasında ölçüm yapıyoruz. Scapula'nın hareketliliği arasındaki fark 1 santimden normalde az olmalı diyoruz. Bunlar sıklıkla kullandığımız ölçekler, özellikle cerrahi öncesi sonrası hastayı değerlendirmek adına. Özellikle de konstant, ukla ve rotator manşet yaşam kalitesi anketlerini sık kullanıyoruz artroskopi öncesi ve sonrası. Rehabilitasyon neden ihtiyaç var? Harekete güvenli dönüş, ameliyat sonrası en iyi sonucu elde etmek istiyorsak eğer, komplikasyonları ve yeniden yaralanmayı önlemek istiyorsak, sporcuysa sahaya güvenli dönüş, işte ev hanımıysa yaptığı zorlu aktivitelere güvenli dönüşü sağlamak için rehabilitasyona ihtiyacımız var. Peki programımız ne olacak? Aslında her kliniğin kendine özgü bir programı var. Literatürde bu budur, şu şudur denilen bir program yok. Çok çeşitli programlar var. Çoğu klinik deneyime dayanıyor. Uzman görüşü ve klinik deneyim rehabilitasyon protokollerinin temel zemini. Hem hasta, hem fizyoterapistin deneyimi, hem de cerrahın takdiri sonucunda uygun bir rehabilitasyon protokolü oluşturuluyor. Ama protokollerimizin temel zemini erken dönemde bir immobilizasyon denemi, arkasından başlattığımız pasif hareketler, arkasından aktif hareket, dirençli egzersizler, yavaş yavaş günlük yaşama dönüş ve işe, spora dönüş şeklinde ilerlet diyoruz genelde. Tabii bunu yaparken bizim için önemli faktörler var. Yırtığın boyutu. Özellikle 5 santimden büyük yırtıklarda biraz daha yavaş ilerliyoruz. Kaç tendonu içeriyor yırtığımız? 2 veya fazla tendon içeriyorsa, masif yırtıksa yani, biraz daha yavaş ilerleyebiliriz. Doku kalitesi nasıl? Kas atrofisi meydana gelmiş mi? Cerrahinin stabilitesi nasıl? Hastanın yaşı, hastanın kronik hastalıkları, özellikle iyileşmeyi etkileyen diyabet gibi, sigara maruziyeti, sigara kullanıyor mu? Bunların hepsi de rehabilitasyon programını şekillendirirken göz önünde bulundurulmalı.
Tabii hastanın beklentisi de önemli. Sonuçta bir ev hanımını mı rehabilitasyon alıyoruz, yoksa işte spora dönmek için bekleyen bir sporcu mu? Bunlar da yine önemli. Bu bizim klinikte kullandığımız ortalama bir protokol. Ne çok hızlı, ne çok yavaş. Amerikan Omuz Birsek Cerrahisi Derneği'nin protokolüne böyle yakın bir protokol. Parça parça bahsedeceğim birazdan. İlk bir hafta tam immobilizasyon veriyoruz omuz için. Çünkü biliyoruz ki 3 santim ve üzeri yırtıklarda erken harekette reruptür oranı oldukça yüksek. Cerrahiyi korumamız lazım, yeni oluşan kapillerizasyonu korumamız lazım. Ama bunu çok da uzatmamamız lazım, dengeyi ayarlamalıyız. Çünkü tamir sonrası postoperatif sertlik insidansı da %30. Bu da oldukça yüksek. Dengeyi sağlamalıyız. Biz diyoruz ki ilk bir hafta aktif omuz hareketleri vermeyeceğiz. Pasif omuz hareketleri de vermeyeceğiz. Ama işte dirsektir, boyundur, el parmaklar, özellikle dirsek normal eklem hareketlerini hastanın yapmasını istiyoruz. Askı olarak nötral askı kullanıyoruz biz. Abdüksiyon yastıklı da kullanabilirsiniz. Nötral biraz daha hastaları tolere edebiliyor hastalar. Bir de abdüksiyon yastığıyla nötral askılar arasında dikiş tamir gerimi açısından bir fark olmadığı çalışmalarda gösterilmiş. Nötral askılar daha rahat olduğu için, günlük kullanıma daha uygun olduğu için biz nötral tercih ediyoruz. Tabii ki soğuk uygulama, TENS dediğimiz elektroterapi yöntemleri ilk günden itibaren uygulayabileceğimiz, elimizin altında ağrıyı, ödemi azaltmak için, tolerasyonu artırmak için kullandığımız uygulamalar. İlk haftadan sonra artık omuz için pasif hareketlere başlıyoruz. Neden? Donuk omuz oluşmasın, sert omuz oluşmasın postoperatif olarak. Ama aktif değil, pasif veriyoruz. Pasif olarak 120 dereceye kadar omuz fleksiyon, abdüksiyonu veriyoruz. Daha fazla verebilir miyiz? Hasta ağrısızsa, tolere edebiliyorsa, eklem rahatsa tabii daha fazlasını da verebiliriz. Ama eğer ağrılıysa, ajite ise 120 dereceler bizim için güvenli sınır. Omuz eksternal, internal rotasyonları da yine pasif olarak 0-30 derece arasında başlatıyoruz. Bunlar yine dediğimiz gibi güvenli sınırlarımız bizim. İzometrik egzersiz dediğimiz eklem hareket açıklığını değiştirmeden, eklemde hareket açığa çıkarmadan kası kastığımız egzersizlerimize de birinci haftadan itibaren başlatıyoruz hastalarımızı. Skapulanın hareketliliğini arttırmak için, kol çünkü hep pasif durumda, skapula mobilizasyonu yapıyoruz. Sadece omuzla olmaz. Pendulum, sarkaç egzersiz dediğimiz egzersizler var. Aslında sarkaç egzersizleri yer çekiminin yardımıyla eklem aralığını biraz genişleterek mobilize olmayı sağlıyor. Hasta vücudunu nazikçe hareket ettirerek kolunun minik salınımlarıyla mobilize ediyor glenohumeral eklemi. Ama tabii bunu yapmak bazen zor olabiliyor. Hastalarımız yaşlıysa, anlayamayabiliyorsa bazen aktif hareketle kolunu fleksiyona, abdüksiyona, işte rotasyon hareketler yapıyor. Bu istemediğimiz bir şey erken dönemde. Dikişlere zarar verebiliriz, yeni oluşan işte kapillere zarar verebiliriz. Bu nedenle sarkaç egzersizlerini hasta çok anlayamıyorsa, eğer yaşlıysa pek tercih etmiyor fizyoterapistler. Unay Hoca da pek sevmiyor. O yüzden biz programda pek vermiyoruz açıkçası. Geç dönemde vermenin de çok bir anlamı yok. Hasta aktif yapıyorsa buna ihtiyacı yok zaten. İlk 4 haftadan sonra artık biraz daha esnetiyoruz kurallarımızı. Omuz askımızı bırakıyoruz. Tabii revizyon cerrahisi ise, masif yırtıksa ya da işte hasta yaşlıysa, cerrahinin stabilitesiyle ilgili doktorun kaygıları varsa, diyorsa ki işte biraz daha devam etsek mi? Devam edebiliriz ama sıklıkla biz 4. haftada sonlandırıyoruz. Yani labrum tamir yapıldıysa, instabilite ise eğer 6. haftaya kadar devam ediyoruz. İstediğimiz şey artık 4-8. Haftalar arasında hastamız aktif olarak kolunu tam fleksiyona, tam abdüksiyona getirebilsin. Eksternal, internal rotasyon sınırlamalarımız biraz daha devam ediyor ama eğer ağrısızsa hasta onları da ufak ufak zorlamaya başlayabilir. Bu fazda bizim aktif yardımlı egzersizler dediğimiz artık egzersizlere başlıyoruz. Bunlar neler? Tam olarak aktif kontraksiyon belki ağrılı olabilir. Yeterince kas kuvveti oluşmamış olabilir. İlk 4 hafta çok normal, kaldıramayabilir. Hem hastayı motive etmek adına hem de hareketi kolaylaştırmak adına hastanın diğer ekstremitesinden veya işte bir sopadan, bir çubuktan, başka birinden ya da bir merdivenden destek alarak yaptığı egzersizler bunlar.
fleksiyon, işte abdüksiyon, eksternal, internal rotasyon yönlerinde yapabilir. Şekilde sopayı görüyorsunuz, makarayı görüyorsunuz, topu görüyorsunuz. Bunların hepsi aktif yardımlı egzersiz diye geçiyor. Hem aktif katılım var hem de dışarıdan eksternal bir destek alıyor hasta. 8. haftadan sonra istiyoruz ki artık aktif olarak yardımsız eklem hareket açıklığını kazanmış olsun. Kazanamadıysa böyle nazik artık germeler, anterior, posterior kapsül germeleri, işte eklem açıklığı için fleksiyon, abdüksiyon germelerini verebiliriz. Skapula çevresi kuvvetlendirme egzersizleri bu dönemde devreye giriyor. Duvar merdiveni, işte duvarda top sürükleme, bizim saat egzersizi dediğimiz skapulayı duvara topu sabitlediğiniz, hem skapular kasları çalıştırdığınız hem omuz fleksiyonu için gerdiğiniz egzersizleri sık tercih ediyoruz. Şekilde gördükleriniz germe egzersizleri, posterior kapsül için, anterior kapsül için, internal eksternal rotasyon için artık germe egzersizlerini 8-12. Haftalarda başlayabiliriz. Daha erken başlarsak genelde ağrılı oluyor. Pektoral kaslar için köşe germesi verebiliriz veya manuel başladığımız nazik germeler oluyor. 12. hafta, 3. aydan sonra biz kuvvetlendirme egzersizlerine başlıyoruz. İzometriklere tabii ilk haftadan itibaren başladık ama eksternal dirençli başlıyorsak izotonik kuvvetlendirmeye 12. hafta, 3. aydan itibaren başlıyoruz. Dirençli omuz fleksiyonu, abdüksiyon, eksternal, internal rotasyon hepsine başlıyoruz. Periskopular egzersizlerimizi dirençli yapmaya başlıyoruz. Günlük yaşamda hasta neler yapıyorsa, atıyorum işte başüstü çalışıyordur ya da evde başka işlerle uğraşıyordur, cam siliyordur, yer siliyordur vesaire. Hastanın isteğine uygun, günlük yaşamına uygun egzersizlere başlıyoruz. Sporcuysa spora özgü hareketlerimize ufaktan başlamaya çalışıyoruz 12. hafta itibariyle. Genelde kuvvetlendirme için kolay, masrafsız olduğu için biz terabantları kullanıyoruz ama işte dumbbell kullanabilir hasta, evinde ne varsa artık, bilek ağırlığı kullanabilir. En kötü diyoruz ki bir bez torbaya işte bir kilo pirinç, bulgur, bir şey koyun, el bileğinize bağlayın ya da bir su bidonunu kaldırın şeklinde modifiye ediyoruz. Direnç bantları tabii daha kolay oluyor. Kalınlıklarına göre dirençleri değişiyor. İnceyle başlatıp hasta ilerledikçe ikiye katlayalım, üçe katlayalım ya da işte imkanınız varsa daha kalın versiyonu satın alın şeklinde ilerletiyoruz. İnternal eksternal rotasyon egzersizleri, işte üst ekstremite aerobik ufak ufak egzersizlerimizi artırıyoruz. Bu gördükleriniz kürek kemiği çevresi kuvvetlendirme için ROV dediğimiz egzersizler, kürek çekme egzersizleri. Omuz rehabilitasyonunda çok sık kullandığımız egzersizler kürek kemiği çevresini kuvvetlendirmek için. Eksternal rotasyon bizim için çok önemli. Eksternal rotasyon kuvvetlendirme egzersizleri başta. Altta gördüğünüz skapular planda yapılan egzersizler. Tavsiyemiz egzersizleri skapular planda yaklaşık 45 derece açıyla yapmak. Hem eksternal rotasyon hem dirençli, işte hem de kapalı kinetik olsun, duvarda stabilizasyon egzersizleri, yerde ağırlık aktararak yaptırdığımız egzersizler, her birini kullanabiliriz. Yine kürek kemiği çevresi için yaptığımız egzersizleri görüyorsunuz. Stabilizasyon egzersizlerimiz, kürek çekme egzersizlerinin versiyonları. Bu gördüğünüz slipper stretch dediğimiz, sık duyuyoruz. Eksternal ve internal rotasyon genelde defisit oluyor. Hastanın kendi ağrı sınırında kendisinin yaptığı germeler. Bunları da kullanıyoruz. Bizim için eksternal rotasyon önemli. Çünkü rotator manşet yaralanmalarının sebebinin azalmış eksternal rotasyon kuvvetine karşın artmış internal rotasyon kuvveti olduğunu söyleyen yayınlar var. Normalde %60-66 aralığında aslında eksternal rotasyon, internal rotasyon kuvvet oranı. Elit atletlerde, sporcularda optimal hedefin %65-75 aralığında olması gerektiği söyleniyor yaralanmaları önlemek adına. Bu yüzden de eksternal rotasyon kuvvetine ekstra bir önem veriyoruz. Arabayı ne zaman kullanmaya başlayacak, ne zaman kolun üstüne yatacak, işte hafif ev işlerine ne zaman başlayacak, yüzmeye ne zaman başlayacak, böyle sorular geliyor. Biz bunlara garanti olsun diye 3 ay diyoruz ama işte çok basit aktiviteler, saçını tarama, yüzünü işte yıkama, tıraş olma, bir bardak su taşıma, bir tabak yemek taşıma gibi, bunlara genelde 2. ay itibariyle izin veriyoruz ama üstüne yatmadır, işte ev işi yapmadır, bulaşık yıkamadır 3 aya kadar erteletiyoruz.
Spora ne zaman dönecek? Spora döneceğine nasıl karar vereceğiz? Bu da önemli. Diyoruz ki ağrısız simetrik eklem hareket açıklığınız sağlandı. Kas kuvvetimizde artış oldu. Ne kadar artış oldu? Ekstremite simetri indeksi dediğimiz bir indeks var. Karşı ekstremitenin en az %90'ına ulaştıysa ve karşı ekstremite ile eşit proprioseptif duyuya sahipse spora dönebilir diyoruz. Bunu anlamak için de spora, özellikle üst ekstremite cerrahilerinden sonra spora dönüşte karar vermede kullandığımız testler var. Üst ekstremiteye işte kapalı kinetik zincir testi, tek kol gülle atma testi, modifiye barfix testi, tek kolla hoplama testi gibi testlerimiz var. Karşı ekstremite performansıyla kıyaslayıp %90 ve üzeri performansa sahipse güvenli bir şekilde spora dönebilirsin diyoruz. Teşekkürler. Soru yok herhalde. Peki, var mı? Soru var mı? Soru var. Birisi ilk bir hafta hiç, ben yanlış hatırlamıyorsam, ROM olarak sarkaç egzersizleri başlıyorum kendi hastalığımda. Postop birinci gün başlıyorum. İlk bir hafta hiç başlamamından bahsetti. Yeni uygulama bu şekilde mi? Evet. Ya, biraz önce sesin sence. Ya aslında çok yeni bir uygulama değil. İlk günden itibaren agresif protokoller var. İlk günden aktif hareket yapalım diyenler bile var. Ama rerüptür oranları yüksek ve yani sahaya yetişecek bir sporcumuz yoksa biraz biz güvenli gidelim istiyoruz. Yoksa ilk günden itibaren yaptırabilirsiniz. Ağrısı fazla oluyor ama hastaların. Ya sarkaçı biz yavaş yavaş çıkardık şimdi protokolden. Çünkü çok güvensiz bir şey. Çünkü hastalara... Yani sen tarif ediyorsun da yap dediğin zaman böyle bir sallıyor koluna. Yani balistik hareketler yapıyorlar, aktif olarak sallıyorlar. Hiç istemediğimiz bir şey erken dönemde. İlk 3 gün kullanmamaya çalışıyoruz. Evet. Yani biliyorsun inflamasyonu önlememek için. Tavsiye ya da kullanmaya gidiyor musun? Mesela doksuz eklem tarzı. Yok, eklemiyoruz açıkçası. Bir sürü olarak bir şey daha söyleyeceğim. Aynı radyolojide olduğu gibi biz periferde fizyoterapistlere ulaşamıyoruz. Zaten ulaştığımızda da uzun bir zaman geçiyor. Fizik tedavi. Artık biz bunları poliklinikten kendimiz tarif ediyorsunuz. Evet, tarif ederek her kontrole geldiğinde. Bunun için bizim ulaşabileceğimiz ya da bize verebileceğiniz bir kaynak. En azından ilk üç hafta görsel anlatımlı şematik kaynaklar var mı paylaşabileceğiniz ya da ulaşabileceğiniz? Burada dinlediğiniz konuşmanın tümünü YouTube'dan ulaşabileceksiniz. İkincisi, burada gördüğünüz egzersizlerin tümü şu anda YouTube'da. Ben size yarın şeyleri veririm. Kare kodlarını oradan linklerden ulaşabilirsiniz. Hastanızı bunlara gösterebilirsiniz. Yine protokoller YouTube'da. Bizim kitabımız var mı? Yani şu an kitap bittiği için size dağıtamadık ama kitabın içerisinde kare kodlar var. O kare kodlara okuttuğunuz zaman telefonunuzda direkt o egzersiz programlarına gidebiliyorsunuz. Bunlar var. Yarın size vereyim bunları. Ya böyle bir şeyimiz var şu anda. Bu gördüğünüz aslında en son bir İngilizce kitap çıkardık. Farkındaysanız İngilizce yazıyordu bazı videoların altında. O İngilizce kitabın videoları bunlar. Şey olarak var mı? Sayfa olarak genelde dökülman gibi. Var aslında, evet. Var. Onu da koyalım YouTube şey. Olur hocam. Tamam. Koyalım tabii. Oldu. Tamam. Buyurun. Hocam yaş grubu sizi sıkıntıya sokuyor mu? Mesela 17 sporcu belki biraz daha bilinçlidir ama 15-16 ilk çıkık bekleyelim mi? Yoksa mesela rehabilitasyonda da ne oldu, hani ne ameliyat olduğunu şey yapabiliyor mu acaba? 15-16 yaş özellikle rehabilitasyonda sıkıntı yaşanıyor mu? Yani yaşamıyor ama 15-16 yaş. Biz 10 yaşında da başlıyoruz rehabilitasyona. Ya en uygun grup hatta. Kastetmedim. Yani. Ameliyat, yani bazen gerçekten tabii doğru fizyoterapi alması da, hani fizik tedavi alması da önemli ama bazen ne ameliyat olduğunu da idrak etme problemi yaşıyor musunuz? Doğru da yok. Şu anda şöyle diyeyim, gençler maalesef biraz fazla gözleri açıldı. Bizim YouTube'a girip ameliyatınızı izledim deyip geliyorlar. YouTube kanalında onu bile buluyorlar. Hatta alta yorum bile yapıyorlar. Yani şu anda yaşamıyoruz ama senin var mı yaşadığın gençlerle ilgili sorunlar? Gençlerden ziyade benim biraz daha orta yaş ve üzeri hastalarda biraz daha sıkıntılar yaşıyoruz. Egzersizleri yapmıyor, anlamak istemiyor ya da ben yapamam, torunum, gelinim yaptırsın vesaire şeklinde oluyor. Aslında gençler en iyi grup. Bankart hastaları o yüzden çok uyumlu oluyorlar. Çok erken güzel dönüşler alıyoruz bankartta. Kastım hani 20-21 yaşlar değil de böyle 15-16. Tabii biz ondan bahsediyoruz. Bekleyelim mi? Beklemeyelim.
Yapalım. Çünkü beklediğimiz zaman ikinci çıkı yaşıyorlar. İkinci çıkı yaşadığı zaman şöyle bir çalışma yaptık biz. Kaç hasta attım? 400'e yakın hastayı taradık. Bizim ameliyat ettiğimiz hastalar geç dönemde 3 seneyi aşmış 5 sene yakın hasta grubuna baktık. Genel olarak çıkık oranı %13,5 bir şeyimiz var. Yani tekrar çıkık oranımız var. Ama şeye baktığınız zaman ilk çıkıkta yaptığımızda baktığımız zaman %3,5. Yani çok büyük bir fark var arada. O yüzden de sanırım ilk şeyde yapmakta fayda var. Çünkü tekrardan çıkıklarda sadece kemik kaybı daha çok olmaya başlıyor. Hem his saksı büyüyor, hem öndeki erozyona bağlı kemik kaybı büyüyor. O yüzden yani bizim şu andaki önerimiz 20 yaşta da ilk çıkık, hasta da istiyorsa ameliyat. Zamanlamanız var mı hocam? İlk çıkık sonrası? Yani şeyle ilgili yok, bankartla ilgili yok. Biliyorsunuz eskiden şeydi, ön çarpaz bağ yırtıldı, işte revizyon için 6 hafta, 8 hafta bekleyin, yoksa artrofibrozis gelişir falan diye. Onu görmüyoruz. Aslında yeni çıkan çalışmalarda dizi de görmemeye başlamış. Yani birinci hafta bile dizide bile yapabilirsiniz deniyor. O yüzden açıkçası çok beklemiyoruz. Ama hasta ilk önce gördüğümüz zaman işte prop teknikleridir, işte öncesinde eksesif programına başlıyoruz. Veriyoruz hastalığı, ne yapacaklarını bilmeleri açısından onları veriyoruz. Yani ilk bir ay içerisinde, bir iki ay içerisinde almaya çalışıyoruz. Soru katkı? O zaman teşekkür ediyorum katılımınız için. Yarın bu binanın 3. katında kadavralarla beraber olacağız. Yine sorularınız varsa orada da yanıtlarız. Hocam onu da ayarlayacağız. Tamam. Teşekkür ederim. İyi akşamlar.